Günümüzden yaklaşık 66 milyon yıl önce. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda hayat normal bir şekilde devam ediyordu. Dünyaya son 160 milyon yılda olduğu gibi dinozorlar hakimdi. Biri birden gökyüzünde bir parlaklık belirdi. O gelmişti. Dünya atmosferini parçalayamayacağı kadar büyük olan bir şey. Yaklaşık 10 kilometre çapında bir göktaşı. Bu göktaşı dünyaya çarpmış ve çarptığı alanı anında kalan yerleri ise dolaylı yoldan yok etmişti. Bu çarpmanın sonucunda dünyadaki canlıların bir çoğu yok olmuştu. Yok olan sınıflar arasında dinozorlar da vardı. Şimdi günümüzde dinozorların yok olmadığını, aksine günümüzde hala yaşayan kuşların dinozor olduklarını umuyorum ki biliyorsunuzdur. Bunlar avyen dinozorlar olarak geçerler. Dinozor deyince aklınıza gelen canlılar non avyen yani kuş olmayan dinozorlardır. Ve biz de bugün non avyen dinozorlar yok olmasaydı yaşadığımız dünya nasıl bir yer olurdu buna bakacağız. Öncelikle dünya pek çok büyük yok oluş gördü. Bunların en büyük paleozoik devrinin sonunda yaşanan permiyen yok oluşu. En büyük ikinci yok oluş ise Kretase devrinin sonunda yaşanan ve bugün yaşanmadığını varsayacağımız Kretase yok oluşu. Gördüğünüz üzere Palezoik ve Mezozoik dönem büyük yok oluşlara sahne olmuş. Ancak senozoik yani hala içerisinde bulunduğumuz dönemde henüz bu kadar büyük bir yok oluş yaşanmamıştır. Peki dinozorlar yani en azından nona yaşayan dinozorlar yok olmasaydı ne olurdu? Birçoğunuz teropod dinozorların alt dallarını biliyordur. Carnosauria Sauria ve Maniraptor'a. Çoğu insan dinozorlar yok olmasaydı hepsinin kuşa dönüşeceği fikrini savunuyor. Ancak bu doğru değil. Günümüzdeki kuşlar terapodların Maniraptor'a sınıfına dahillerdir. Dolayısıyla dinozorlar kuşlara doğru gitseler bile bu durum yüksek ihtimalle sadece Maniraptor'a sınıfında yaşanacaktır. Dinozorların tamamı kuş olmayacaktır. Dinozorların dış görünüşünde elbette değişimler fazlasıyla olacaktır ama şu an ekranda gördüğünüz gibi bir şey asla olmayacaktır. Bir diğer yanılgı ise dinozorların gitgide daha büyük canlılar olacağıdır. Dinozorların neden bu kadar büyüdüklerini biliyoruz. Dinozorların yaşadığı Mesozoik çağda dünyadaki atmosferin oksijen oranı %30'un üzerindeydi. Bu da o zaman yaşamış canlıların şimdikine kıyasla çok daha büyük olmasına sebep olan şey. Ancak günümüze kadar bu oksijen oranı gitgide azalmış ve en son %21'e kadar gerilemiştir. Elbette bir yere kadar dinozorlar büyümeye ve gelişmeye devam ederlerdi ama er ya da geç üst sınıra ulaşacak ve daha sonra küçülmeye başlayacaklardı. Şu ana kadar dinozorlar yok olmasaydı konusundaki yanlış teorilerden bahsettik. Şimdi ise gerçekten dinozorlar yok olmasaydı neler yaşanırdı buna bakacağız. Dünyaya yaklaşan asteroid dünyayı ıska geçmiş ve dinozorlar ölmemişti. Dinozorlar son 160 milyon yılda olduğu gibi dünyada hükümlerini sürdürüyorlar. Bu noktada memeli canlılar hala dinozorların gölgesinde yaşıyorlar ve dolayısıyla daha fazla büyüme fırsatı bulamıyorlar. Senozoik çağ memelilerin dönemidir. Memeliler bu dönemde gelişmiş ve oldukça büyük boyutlara ulaşmışlardır. Ki zaten hala senozoik çağda yaşıyoruz. Eğer dinozorlar yok olmasaydı Memeliler halen dinozorların gölgesinde yaşam mücadelesi vermeye devam edeceklerdi. Bununla birlikte memeli sınıfı bu kadar gelişemeyecek ve yüksek ihtimalle insanlar ortaya çıkamayacak. Yani bu video da olmayacaktı. Memeli canlılar ağaç kobuklarında yaşayan sıçan benzeri yaratıklar olmaya devam edeceklerdi. Dinozorların yok olmayışı pek çok canlıyı bu yönde etkilerdi. Peki ya dinozorların kendisi nasıl etkilenirdi? Öncelikle asteroidin dünyaya çarpmadığını varsaydığımız için sadece dinozorlar değil hiçbir canlı türü yok olmalı. Dolayısıyla pterosaurlar ve deniz sürüngenleri de yok olmadı. Pterosaurlar yok olmadığı için uçan dinozorlar yani kuşlar hiçbir zaman gökyüzüne tam anlamıyla hakim olamayacaklar. Kuşlar bu kadar gelişemeyecek ve yüksek ihtimalle ağaçların arasında süzülen yaratıklar olmaya devam edecekler. Bildiğimiz anlamda uçan kuşların boyları muhtemelen çok da büyük olmayacak. Çünkü hedefledikleri yerlerde milyonlarca yıl boyunca bunun için evrimleşmiş olan pterozorlar olacak. Ve onların gelişmemiş kanatlarıyla savunma mekanizmaları onlara karşı gelemeyecek. Bunun sonucunda birer birer yem olacaklar. Ve yem olmamak için çok da fazla göklere açılmayıp kendi köşelerine takılacaklar. Ancak karada hala hakim güç olmaya devam edecekler. Bunun dışında Spinosaurus dinozorlar gibi suda avlanan dinozor cinsleri ortaya çıkabilir ve bu canlılar tıpkı kuşlar gibi yeni sınıflar oluşturabilirdi. Sonra podlar gitgide daha fazla büyürlerdi. Ancak ancak başta anlattığım sebeplerden dolayı er ya da geç büyümeleri dururdu. Tiranosaurus dinozorların güçlü çeneler karşılığında kollarını feda ettiklerinden daha önce bahsetmiştim. Bu durum bu şekilde devam eder ve muhtemelen inanılmaz güçlü çenelere ve yok sayılabilecek küçüklükte kolları sahip canlılar ortaya çıkardı. Bu canlılar avlanmak için sadece çenelerini kullanmaya mahkum olurlardı. Yani anlayacağınız dinozorların yok oluşu şu anki dünya düzeninin kurulması ve memelilerin yükselişi konusunda epey önemli bir rol oynuyor. Eğer dinozorlar yok olmasaydı şu anda epey garip canlılar gülüyor. Dur bir dakika göremezdik. Çünkü muhtemelen biz de ortaya çıkamazdık. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.